İlk rotamız Selanik. Gemimizin böyle ufak da bir kazinosu var arkadaşlar. Hamamın eski görüntüsü. Zincirlemişler çünkü böyle kapıyı. Herkese selamlar. Yine özel bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinizde İzmir'den, Alsancak'tan misafir oluyorum. Arkadaşlar limandayız. Gördüğünüz gibi arkada bulunan sarı gemiyle 14 saatlik bir yolculuk bizi bekliyor. Evet, 14 saatlik bir yolculuk. Yaklaşık 10 gün önce başladı bu seferler. İzmir'le Selanik arası 14 saat sürüyor. İlk deneyenlerden biri olacağız sanırım. Türkiye'de, YouTube Türkiye'de de ilk Türkçe içeriği çekiyoruz. Güzel bir yolculuk olacak diye düşünüyorum. Schengen vizemizi aldık arkadaşlar. Yunanistan'dan sonra 1-2 ülkeye daha gidebiliriz diye düşünüyorum. İlk rotamız Selanik, oradan da Atina, ondan sonra diğer ülkeye geçeceğiz. Video geçmeden önce az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok kişiye ulaşırız. Seviliyorsunuz, iyi seyirler. Gemimiz bu abi. Şu karşıda gördüğünüz devasa bir gemi. Yaklaşık 1500 kişilik bir kapasitesi varmış. Güzel bir yolculuk olacak diye düşünüyorum. Çok fazla yorulmayacağız. Burası da Alsancak Liman, uluslararası liman. İçeri doğru geçelim. Gemimizin kalkmasına da az kaldı. Check-in işlemlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, gemimize bindik. Şimdi burası lunch alanı. İnanılmaz güzel, tertemiz, pırıl pırıl yemek yeme alanı. Burada bir restoranımız var, kafemiz, barımız. Şimdi toparlanıyor, açılıyor. Biletlerle ilgili bilgi verecek olursak, şimdi çok farklı kategoride bilet var. En ucuz bilet 80 euro arkadaşlar. 80 euroluk bileti alırsanız koltuk size verilmiyor. Gelip bu lunch alanında oturuyorsunuz ama şöyle düşünün, kanepeler falan var, yatabilirsiniz. 95 euroluk olanı alırsanız içeride uçak koltukları var, orayı da göstereceğim. Bir de kabinler var, 250 euro, 300 euro, 400 euro. Onlar da oda, yataklı ve yemekli şekilde oluyor. Gezmeye devam edelim. Gemimiz bayağı büyük. Yataklı kabinler üst katta. Şuradan çıkılıyor yataklı bölüme. Burası yine restoran alanı. Bayağı güzel ya, tertemiz, pırıl pırıl, yeni. Yine restoranın, kolay gelsin. Hay. Yine restoranın bölümü burası. Diğer bölümü. Açık büfe. Yemekler var. Şimdi bunlar açılmadı, daha yeni bindiğimiz için birazdan açılınca size göstereceğim burayı da. Gemimizin böyle ufak da bir kazinosu var arkadaşlar. Gelip burada işte bilmiyorum bunların isimlerini de oyun oynayabiliyorsunuz. Euro atıp Türk lirası geçmiyor. Kağıt para veriyorsun abi. Kazanınca da alttan alıyorsun diye düşünüyorum. Penceremiz var dışarısı. Gayet güzel, gayet keyifli. Levante Feriz hakikaten çok güzel bir iş başarmış. Yine lanç alanı üst katlar kabinli yataklara çıkıyor. Uçak koltuklarının olduğu bölüm. Buranın fiyatı ise 95 euro abi. 95 euro verdim mi burada gelip oturabilirsin rahat rahat. Yani şunu söyleyeyim, koltuklar gayet güzel. Rahat, çok beğendim ben. Keyifli. Geminin kapasitesi ortalama 1200 kişi falan ama kimse yok. 2 kişiyiz şu an sadece burada. Birazdan gemimiz kalkacak 10 dakika sonra. Büyük ihtimal 2 kişiyle Selanik'e devam edeceğiz diye düşünüyorum. En kısa sürede dolar umarım. Vizelerde red gelmez, onay gelir ve herkes Yunanistan'ı görür, Selanik'i görür. Burası da lavabomuz arkadaşlar. Lavabo bir tane koymuşlar ama biraz yetmeyebilir eğer gemi dolarsa. Daha doğrusu iki tane var. Klozet falan gayet temiz, pırıl pırıl. Güzel. Genel olarak beğendim ben ya. Zaten gemi yeni arkadaşlar, eski değil yani. Şimdi burası arkadaşlar lüks kabin. Böyle çift kişilik odaların olduğu bir yer. Gayet güzel. Duşu, banyosu falan da var. Pırıl pırıl ya. Çok beğendim vallahi. 4 kişilik odaların olduğu kabin arkadaşlar. Yine otel konforunda. Battaniyeler, yorganlar falan. Gayet iyi. Şurada da küçük bir pencere var dışarıyı görmeniz için. Çok beğendim ben ya. Vallahi. Miko. Harika. Burası da duş ve banyo. Son olarak ikinci kişilik odamız burası. Arkadaşınızla birlikte seyahat ediyorsanız bu odayı kullanabilirsiniz. Fakat pencere yok bu odada arkadaşlar. Ama yine küçük bir duş ve banyoda bulunuyor. Güzel. Çok beğendim ben gemiyi. Gayet güzel tasarlamışlar abi. Aslında gemi eski ama odalar falan çok çok iyi. Restorana oturduk. Şöyle güzel bir salata geldi. Yunanistan sen biliyorsunuz arkadaşlar, yemekleri konusunda çok iyi. Şimdi yemeğimizi atıştıracağız. Daha sonra odamıza geçeceğiz. Biraz dinlenme vakti. Salata mükemmel. Özlemişiz salatayı. Tavuğumuz da geldi arkadaşlar. Şöyle sulu sulu patates kızartması da birlikte. Yolculuk çok iyi gidiyor. En üst kalkmış olmasak da güzel yani, heyecanlı. Tavuk da lezzetli, gayet sulu sulu pişirmişler. Çok beğendim. Çok güzel bir yemek yedik. Karnımız doydu. Özellikle salata var ya, fenaydı. Salata harbiden fenaydı. Aman yarabbi, tövbelikti. Yolculuğumuz başladı. Güzel, her şey güzel geçiyor. Ve yanımızda ne var? Tadımın kuru yemişleri. Her Türkiye'ye geldiğinde, yurt dışına çıkarken çantamı tadımla dolduruyorum arkadaşlar. Siz de eğer yurt dışına çıkacaksanız bağışıklığınızı korumak için tadım paketlerini alabilirsiniz. Harika. Ben çok beğenerek tüketiyorum. Bayılıyorum hatta. Yurt dışına bazen bulabiliyoruz yakın ülkelerde ama uzak doğu ülkelerinde zor. Belki bir gün oralarda da buluruz raflarda. Hadi bakalım. Gezmeye devam edelim. Günaydınlar efendim.
8-10 saat bir uyumuşum var ya, pamuk gibi. Sanki böyle Hilton otelde kalmış gibi hissettim. Yemin ederim çok keyifliydi. Kahvaltı yapacağız. Şimdi kahvaltı için gemiye binmeden önce yanıma bir takım ürünler aldım. Ben yıllardır Türkiye'de yaşıyorken hep bunu tüketiyordum abi. Ares Gurme'nin ürünleri. Böyle et çubuğu var. Hindi kuru et. Dana kuru et. Ve antrikot füme. Ama asıl olayları bu adamların sosis abi. Gurme sosis yapıyorlar dana etinden %100. Tabii yemede pişiremediymiş, onları almadım yanıma. Ama bu kuru ürünlerden aldım. Şöyle küçük bir sandviç ekmeğim var. Sandviç yapıp gömelim. Eğer siz de sipariş vermek isterseniz açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Ares Gurme'nin Instagram adresini ve web sitesini, oradan sipariş verebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Üretim yerleri de bu arada İzmir'de. Zaten şunu söyleyeyim, Türkiye'de birçok kafe, restoranda yediğiniz ürünler hep Ares Gurme'nin ürünü. Yalnız var ya, çok iyi ya. Vallahi mükemmel. Bakar mısınız? Antrikot füme dana. Yavaş yavaş yolculuğumuzun sonuna yaklaştık arkadaşlar. Son 10 dakikalık yolumuz kaldı. Karşıda Selanik'i görüyorsunuz. Hava soğuk. İzmir'den soğuk yani bayağı. Gemi bayağı büyük. Çok fazla da sarsılmıyor. Gece yolculuğumuz güzel geçti gayet. Şimdi burası Aristotelius Meydanı'nın hemen yanındaki cadde arkadaşlar. Şurada Wind diye bir marka var. Buna iyi bakın lütfen. Çünkü kolay kolay sim kartı bulamayabilirsiniz burada her yerde. Buradan aldım ben 1 aylık 4 GB 20 euro, euro, avro nasıl tabir ediliyorsa 20 euroya aldık. Normal yani Avrupa şartlarına normal arkadaşlar. Asya ülkelerinde 10 dolara 1 aylık sınırsız alıyorduk ama burada öyle bir şey beklememek lazım. Zaten bu fiyatları bekleyerek geldim ben buraya. O yüzden pahalı falan demeyeceğim yani. Şimdi otele geçiyoruz. Hostelimize geldik arkadaşlar. Şehir merkezindeyiz, böyle manzaralı bir yer. Şurada Kalkedon Kilisesi var. Burayı da gezdireceğim sizlere. Böyle bir hostelde kalıyorum. 6 kişilik bir oda. Şöyle gördüğünüz gibi kapsül sistem. Şurası benim yatağım. Zaten benden başka kimse yok odada. Ben bunu da bildiğim için o yüzden hostelde kalmak istedim. Ama ona rağmen hostelin gecelik fiyatı 25 euro. Evet, 25 euro. Asya'daki gibi böyle 1 euro, 2 euro maalesef. Hostel yok arkadaşlar burada. Ha, daha ucuz hosteller var 17-18 euro ama onlar biraz böyle ahır temalı olduğu için çok fazla tavsiye etmiyorum. O yüzden böyle bir hosteli tercih ettim. Konumunu da açıklamalar kısmına bırakacağım. Linkini de bırakacağım. Eğer burada kalmak isterseniz tavsiye ederim. Mükemmel bir yer. Tuvaletleri de göstereyim size. Duş banyo olayı da odanın içerisinde abi. Kendine özel böyle. Zaten tek kişi olduğum için yani private odada kalıyorum aslında bir nevi. O yüzden geldim buraya. Güzel değil mi? Tertemiz. Pırıl pırıl. Şurada ne var? Burada da tekli bir tuvalet var. Gayet güzel yapmışlar ya adamlar. Harika. Helal olsun. Helal olsun, helal olsun abi. Şurada da kilit dolaplar var. Eşyalarınızı da bu alta koyabiliyorsunuz. Şöyle açalım hemen anahtarımızla. Canlı canlı. Nasıl? Eşyanı buraya doldur abi. Tıka basa koy. Güzel bir yolculuk oldu. Çok fazla yorulmadım. Şimdi bir duş alıyorum. Hemen ardından dışarı çıkıyoruz ve geçiyoruz. Otele yerleştik. Eşyalarımızı bıraktık, duşumuzu aldık, kendimize geldik arkadaşlar. Neredeyiz? Selanik'in en kalbi noktalarından bir tanesi. Aristotelius Meydanı'ndayız. Önce bir karnımızı aç, karnımızı doyuralım. Her zaman olduğu gibi. Daha sonra birlikte Selanik'i keşfedelim arkadaşlar. Hava çok güzel. Şu an saat öğlen 2 sularında. Yaklaşık 25-30 derece sıcaklığında bir hava var Selanik'te. Yazın son günleri diyebiliriz. Çok güzel bir yere geldik arkadaşlar. Yemek yiyeceğiz. Böyle açık büfe. Somonlar, etler, makarnalar falan var. Hello. Hey, can I take this one salmon? Yeah, it's here. Yeah. And a little potato, please. Yemeğimizi aldık arkadaşlar. Burası böyle esnaf lokantası. Ucuz yer yani. Şimdi restoranda oturursan bir tık pahalı olabilir. TL'ye kıyaslarsak. Şöyle bir tabak yaptırdım kocaman. Somon aldım yaklaşık yarım kilo falan var. Yanında haşlanmış sebzeler, patates. 10 euro fiyatı. Sadece 10 euro. Bence gayet uygun yani özellikle somona göre. Tavuk falan yerseniz de 4-5 euro. Bir bakalım tadına. Oo, çok iyi. Harbiden mükemmel, miko. Çok güzel pişirmişler. Yemeğimizi yedik. Tabii şimdi bunu eritme zamanı, spor zamanı. Sahile geldim arkadaşlar. Buradan nereden baksanız 8-10 kilometre vardır galiba.
yürüyüş boyu, böyle kordon boyu diyebilirim. İzmir'deki aynı kordonu anımsattı bana. Konak sahilini falan anımsattı arkadaşlar. İnanılmaz değil mi? Bakar mısınız? Binalar falan çok güzel. Her binanın altında böyle kafeler ve restoranlar bulunuyor. Şurada gördüğünüz üzere. Şurası inşaat, pardon. Köşede yine böyle bir kafe var. Genel olarak iyi. İnsanlar güzel, samimi. Herhangi bir ters tepkiyle, olumsuzlukla karşılaşmadım şimdiye kadar. Yaklaşık 7-8 saat oldu Yunanistan'a geleli. Ülkeden biraz bahsedecek olursak, ülkenin nüfusu 11 milyon. Selanik nüfusu ise 800-900 bin civarlarında. 1 milyon diyebiliriz açıkçası. Yunanistan'ın ikinci büyük şehri arkadaşlar Selanik. Türk köyleri var birçok burada bildiğiniz üzere. Hatta gemide gelirken bir Türk abimizle tanıştık. Gemide çalışıyordu. Burada yaşayan Türklerden. Kendisinin köyüne gideceğim inşallah. Birkaç bölüm çekeceğiz orada. Çok merak ediyorum orada yaşayan Türkleri. Nasıl bir yaşam standartları var? Neler yapıyorlar? Dillerini kaybediyorlar mı veya işte eğitimlere Türkçe mi arıyorlar? Bütün sorularınızın cevabını alacağız bir sonraki videolarda. Eğer sizin de Yunanistan'la ilgili merak ettikleriniz varsa videonun yorumlar kısmına bekliyorum veya Instagram'da mesaj atabilirsiniz. Instagram adresim de haytayollarda. Deniz çok berrak, çok temiz, pırıl pırıl. Hava güneşli, sıcak. Yazın son günleri tam zamanında gelmişiz vallahi ya. Şurada bir evin olsun ister miydin? Şu an ekranları başında izleyen sayın seyirciler. Güzel değil mi? Denize sıfır bir yerde oturmak. İnsanın ömrü var diye düşünüyorum buralarda. Çok keyifli. Yol böyle tek şerit burada. Sadece tek yön, gidiş var. Aynı zamanda bisiklet yolları falan var. Yollar çok temiz. İnsanlar kurallara uyuyor. Kimse kural ihlali yapmıyor. Kırmızı ışıkta geçenler yok. Bunu ne zaman söylesem hangi ülkede biliyorsunuz hep kırmızı ışıkta insanlar geçmeye tenezzül ediyor. Burada oldu mu? Evet, bakın ablam yine kırmızı ışıkta geçti bisikletiyle. Yapmayın lütfen, kurallara uyalım. Ülkenin resmi dili Yunanca. Yunanca konuşuluyor. Aynı zamanda nüfusun büyük bir çoğunluğu burada İngilizce biliyor arkadaşlar. Bu da güzel bir şey. Rahat rahat gezebilirsiniz. Resmi para birimi ise Avrupa Birliği'nde olduğu için bildiğimiz üzere Euro kullanılıyor. Her yerden rahatlıkla alışveriş yapabiliyorsunuz. Ve en çok gelen sorulardan bir tanesi, yurt dışında ATM'lerden para çekebilir miyiz veya kredi kartımızla, bankamatik kartımızla alışveriş yapabilir miyiz? Evet. Şimdi ben maddi sıkıntımızı kartlarla çözüyoruz. Yani cebimizde öyle yüklü miktarda parayla gelmiyoruz bir ülkeye giderken. Çipli bankamatik kartı veya kredi kartınız var ise, yurt dışında alışverişe açık ise tüm ülkelerden para çekebilirsiniz. Venezuela ve Kuzey Kore hariç. Yani ambargo olan ülkelerde çekilmiyor, harcama yapılmıyor. Eğer bankamatik kartınız çipsiz ise ne alışveriş yapabilirsiniz ne para çekebilirsiniz. Bunlara dikkat edelim. Balık pazarına geldik şimdi arkadaşlar. Şehir merkezinde bulunuyor burası hemen. Aristotelius meydanına çok yakın. Bir bakalım fiyatlar nasılmış. Ya değilmiş ki ya, orası mümkün ya. Sen bak, orası mümkün ya. 8 euro, 13 euro, 11 euro. Hello. Thank you. 8 euro. Karides 12 euro. Mesela şurada bir istavrit var. 5 euro kilosu. Kalamanın kilosu ise 7 euro. Sazan var 22. Somon 16 euro. Uskumru var donuk 12 euro. Değişik. Biraz ağır bir koku var yalnız burada ya. Kamboçya'ya nasıl attı bana. Burada bakın mesela minik karidesler var. 5 euro kilosu. Midyalar var. Hi, how are you? Minicik ya şu karidesler. Bunlar Bali'de kilosu 50 cent arkadaşlar. Burada 5 euro. İri var mesela bizim Türkiye'de jumbo dediğimiz 11-12 euro. Oo, şunun ismi neydi? Unuttum. Benim İstanbul'da hep yediğim balık. Türkiye'de yaşarken bunu yerdim. 9 euro kilosu. Karides 22. 10, 15. Kalamar baby 6. Zaten bildiğim kadarıyla Türkiye'de karides pahalı, kalamar ve ahtapot pahalı diye biliyorum. Hello. Aa, burada da tavuklar var. Tavuk göğüs 6 euro. But 3 euro. Çok tatlı bir pazar ya. Kadıköy'deki bizim balıkçılar çarşısına benziyor aynı. Köşede bir sandviççi var. Şuraya doğru ilerleyelim. Burada yine kasaplar var. Oo, dayım kuzuyu parçalamış. Kasap. Dana eti 8 euro. Şu da kontrafile galiba 7 euro. Şu da domuz etleri var 5 euro kilosu. Sakatat 2 euro. Ciğer, yürek, böbrek, dalak. Sucuk var 5 euro. Tavuk ürünleri. But 3 euro. Bütün tavuk 3,5 euro kilosu. Türkiye'de aynı aslında TL'ye vurursak. Kamera marzulanmış bu arada. Bir ışık patlaması oluyor. Normalde bu olmuyordu ama bir içinde bir dalga duvara var. O arızalanmış galiba. Değiştireceğiz sen bir iki haftaya kadar büyük ihtimal. Bir ülkeden alacağım. Ucuza bulduğum bir ülkeden. Oo, yumurtalara bak. 15 cent, 17 cent. Kanat 2,5 euro. Dayım burada etini işliyor. Yasas.
Oo bayağı büyükmüş ya pazar. Gez gez bitmeye yemin ederim. Her yerde taverna müzikleri çalıyor. Çok güzel taverna var, restoranlar var. Onların hepsini deneyimleyeceğiz. Zeytinci bir ablam var burada. Zeytin fiyatlarına bakalım. 4 Euro'dan başlıyor. 7 Euro'ya kadar çıkıyor. Zeytinlere bakar mısınız ama nasıl iri iri. Çok lezzetli gözüküyor. Kıyafet fiyatları. Tişörtler 5 Euro. Burada hırkalar var mesela. 10 Euro. Güzel aslında. Uygun. Yasas. Peynirler. 9 Euro. 7 Euro. 4,5 Euro. Burada salamiler ve sucuklar. Şu domuz bacon. Salam var. Pastırma var. Antrikot pastırma 25 Euro arkadaşlar kilosu. Montlara bakın ne güzel. 10 Euro. Şunlar da 6 Euro. Çok tatlı değil mi? Bir tane alsak mı, ne yapsak? Dönüşte alırız olmalı. Bir Türk'ün en büyük ve en güzel söylediği yalan. Dönüşte bakarız. Çerezci. Adile teyzemin yeri ve baklava kadayıf çeşitleri. Baklavaların kilosu 7 Euro, 8 Euro. Kuru yemişler var burada. Of. Canımız tatlı çekti vallahi. Şekerimiz düştü. Bir tatlı yiyelim değil mi bir yere oturup. Montlar var burada 15 Euro. Yine hırkalar 10 Euro. Eşofmanlar 5 Euro. Pazarın diğer kısmına geldik. Burada böyle çok güzel deniz ürünlerinin satıldığı ve mezelerin satıldığı bir reyon var. Bakar mısınız? Şurada lakardalar falan var, kurutulmuş balıklar var. Yine deniz mahsulleri. Kilosu hep bunların 20 Euro, 25 Euro civarlarında. İşte içi dolu, peynir dolgu biberler var 16 Euro. Turşu var 3,5 Euro. Şu an sanki ne bileyim Kadıköy'de geziyorum gibi hissettim ya. Süs biber var 4,5 Euro. Şurada bir tatlıcı var. Dayım tatlı satıyor. Şekerim düştü, benim de bir tatlı yemek istiyorum. Dayım reklamını yapıyor. Şurada değişik bir şeyler var. Baklava kadayıf falan. Onlardan yemek istemiyorum. Kazandibi dikkatimi çekti. 2,5 Euro. Bir porsiyon kazandibi söyledim. Şurada irmik tatlısı var. Baklava var. Çikolatalı baklava hamurunda yapılmış bir milföy var. Tulumbalar var. Çok iri, çok şerbetli. Şu tepsideki ne olduğunu bilmiyorum. Dayım da bilmiyor. İngilizcesi yok, anlaşamıyoruz. Burada tadacağız bakalım. Oo baklavalar. Baklava, baklava, baklava. Baklava, yeah. Ürünümüz bu. Kağıdın üzerine verdi dayım. Damla sakızlı kazandibi arkadaşlar. Tadı mükemmel. Miko. Tatlıyı yedik. Geldik şimdi. Meyve sebze pazarındayız arkadaşlar. Biraz da burada meyve sebze fiyatlarına bakmak istiyorum. Şöyle bakliyat. Bakliyatlar 3,5 Euro, nohut 3,5 Euro, fasulye 4 Euro. Şurada yeşil zeytin var 2 Euro, domates 1 Euro. Karnabahar 2,5 Euro. Meyveler 3 Euro, kestane 5 Euro. Ortalama 1 ile 3 Euro arası gördüğüm kadarıyla nar var mesela, bakar mısınız kıpkırmızı 2 Euro. Şurada hurmalar var, Trabzon hurması 1,5 Euro. Ceviz taze 6 Euro. Yeşillikler kıvırcık 1,80 cent. Lahana var 60 cent. Taze fasulye 3 Euro. Burada yine nar var 3 Euro. Kivi 5 Euro. Elma 2,5 Euro. Güzel ya, uygun. Çok pahalı değil bence. Genel olarak iyi. Şuraya gelelim bir de. Tavernaların olduğu sokağa. Yani klasik böyle esnaf lokantaları, meyhane tarzı, alkollü. Çok güzel yemekler servis ediyorlar. Sulakiler servis ediyor, sulaki. Et şiş, çöp şiş, tavuk şiş. Hepsini deneyeceğiz teker teker. Thank you, Rafael. Şu an sizi ise bey hamamına getirdim arkadaşlar. Bakacağız, içeri doğru girmeye çalışacağız eğer açık ise. Burada da hamamın kalıntıları var. Bir alt geçit var sanırım şurada. Kapatmışlar ama sanırım bir yere çıkıyor diye düşünüyorum. Bir hamama doğru geçelim içeriye. Açıksa girelim. Saat biraz geç oldu ama umarım kapatmamışlardır. Hamamın girişi burası. Şurada da gördüğünüz üzere bey hamamı. Maalesef kapalı abi. Sanırım temelli kapalı diye düşünüyorum. Hiç açık olmadığını düşünüyorum. Zincirlemişler çünkü böyle kapıyı. Gönül isterdi ki içeriği göstermek size ama maalesef gösteremiyoruz. Burada Arapça yazılar yazıyor sanırım kapının üzerinde.
Ne zaman yapılmış bu hamam? 1444'te yapılmış arkadaşlar. Çok kullanılıyormuş burası zamanında ama şimdi servis dışı. Zaten gelmeden önce bayağı araştırmıştım ben. Osmanlı eserlerinin birçoğunun burada öyle kullanılmadığını biliyordum. Şimdi de görmüş olduk, tespit etmiş olduk. Hamamın hemen giriş kapısının yanında böyle bir bilgilendirme panosu bulunuyor. Fakat üzerinde ne olduğunu göremiyorum maalesef. Böyle bir afişle kapatmışlar, okunamıyor. Hamamın eski görüntüsü. Etrafında böyle esnaflar falan var. Osmanlı'dan kalan insanların görüntüleri. Çok eski bir fotoğraf bu. 1440'lı yıllarda inşa edilmiş bir hamam. Sıcak su yazıyor, hamam yazıyor gördüğünüz gibi. Şimdi Mikel Coffee'ye geldim arkadaşlar. Yunanistan'ın en ünlü markalarından bir tanesi. Buranın kahvelerinin çok iyi olduğunu söylediler. Ben de bir tatmak istedim. Hem bir yorgunluğumuzu alır. Cappuccino latte söyledim bir tane orta boy. 2 euro 70 cent. Bekliyoruz. Her köşe başında böyle Mikel Coffee'yi görebilirsiniz Yunanistan'a geliyorsanız eğer. Bakalım nasılmış, övdükleri kadar var mı? Türkiye'de de vardı galiba değil mi bu markadan? Yanlış hatırlamıyorsam. Oh! İyi yorulduk ha arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Gelir gelmez zaman ilk gün güzel bir tur yaptık Selanik'te. Ukrayna'da da mesela kahveyi 70-80 lira civarlarında verirler. Yani 90-95'i görmezdi. Sormuştum ona neden böyle ılık veriyorsunuz diye. Kahvenin aromasını öldürmemek için yani yakmıyorlar kahveyi. Böyle ılık veriyorlar. Çok fazla kaynatmıyorlar. Çok lezzetli bir kahve. Orta boy söyledik. 2 euro 70 cent. Fakat ağzına kadar dolu değil. Yarım beğenmişler. Sunum böyle tanırım. Güzel. Çok beğendim. Gelirsiniz denersiniz. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Algoritma için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni o kadar çok bir şey ulaşırız. Bir nokta, ufak bir emoji bile olur arkadaşlar. Bir sonraki Yunanistan videoları çok iddialı olacak ve çok heyecanlı olacak. Sakın bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yunanistan'dan, Selanik'ten, atamızın doğduğu şehirden herkese selamlar, saygılar, sevgiler.